basmadı ya. Onun için damlama. Mesela damlama yapan yerler şunlar. Mesela burada 20 santimde, 25 santimde bir damlama yerleri var. Damlama yerlerinden su bastığı zaman direkt bunlara damlıyor. Dün mesela damlata damlata hep buraları ıslamış. Şu an bunlar damlayan sularımız işte. Şu an damlıyor bak. Görüyor musun? Evet. Vallahi damlayacaksın. Var 5 günün gerek. Damlama sular. Evet. Şimdi buraya su vermeye uğraştım abi. Geldim de suladım, damladım, damlayı yaptım. He, evet, evet abi öyle. Onun için sıkıntı yok yani. Ektik bir 5 dönüm denemek için. Bakalım ne olacak. Yani o... Anladın mı abi? Aynı ilacı yapacağız yani. Ondan sonra yaprak gübresini falan, yani kök gübresini falan da şeyden, sudan veriyoruz. 100 dönüm kadar normal önceki eski sistem sulama, salma sulama dediğimiz sistemle pirinç çekiyoruz. Bu sene de İl Özel İdare'nin, aynı zamanda valiliğin, sulama birliğinin önderliğinde, onların desteğiyle bu damlama sulamayı kurduk. Bu damlama sulama sistemi özelliği biraz daha az işçilik. Sezonda hasat yaptığımız zaman tekrar hasatı kaldırıp başka bir ürün ekebilme şansımız var. O yüzden dolayı bunu ilk defa Konurap'te denedik. Şu an işte çalıştırdık, sularını bir taraftan veriyoruz. Bu ürünü kaldırdıktan sonra ya karnabahar, brokoli gibi, ondan sonra lahana gibi kışlık üründe buraya ekmiş olacağız. Yani bize iki gelir elde etmiş olacağız bundan. Mühim olan çeltiğin ıslak, nemli kalması. Ondan sonra nemli kaldıktan sonra, zaten sulandıktan sonra sular birbirine kavuşuyor. Ondan sonra devamlı suyun altında kalıyor. Yani bunu da her gün sulama yapmayacağız. Dezavantajı da bu aynı zamanda. İki günde bir su vereceğiz. Bu da pirince yeterli geliyor zaten yani. Ya suda en azından şöyle söyleyeyim, %60, %70 tasarruf sağlayacak. Yani bu ilerleyen senelerde biliyorsunuz dünya genelinde bir su kıtlığı ya da su kıtlığı yaşanacağı söyleniyor ki yaşanacak. O zamanlarda çiftçimiz ne yapacak? Bu %70 su tasarrufu hem sağlanacak, yeterli su gelmediği zaman gelen suyla idare edecek. Mesela Bafra'dan gelen, bu sistemi kuran arkadaşlarımız orada bizim aldığımız dekoltenin üstünde bile dekolte aldıklarını söylediler ve aldılar da yani. O üretimde herhangi bir damlama sulamayla olduğu için düşüş olmayacak zaten. Yani fazlası bile olabilir. Oldu da zaten o bölgelerde. Bu ekildi, denendi zaten. Bu bölgede bizim çok eski Osmanlı dönemine dayanan bir pirinç. O zamanlardan beri ekiliyor. Bir zamanlar bir düşüş yaşadı. Şu an işte hem İl Özel İdare'nin hem Sulama Birliği'nin desteğiyle artık ivmeyi biraz daha yükseltebileceğiz. Daha da fazla ekilecek. O zamanlar Osmanlı saraylarına bile yani buradan gönderiliyormuş pirinç. Çok eski dönemlerden beri bu bölgede ekiliyor. Yani suyun, havzanın buraya yakın olması sebebiyle eski dönemlerden beri burada pirinç ekiliyor. Ve pirincin baraj suyundan gelmesinden dolayı soğuk su girip çıktığı için diğer bölgelere göre çok lezzetli bir pirinci var. 1000 metrekareden şöyle söyleyeyim, 800-900 gibi bir arpa dediğimiz, yani pirinç olmamış haliyle çıkıyor. Onu da şey yaptıktan sonra, pirinç haline geldikten sonra %60-%65 gibi oranlarda veriyor. Yani 800 kilonun 500 kilosu bize temiz, işlenmiş, artık tencereye girebilecek pirinç olarak bize geri dönüyor. Teşekkür ederim.